ilçede suç yoğunlaşması, vücut dokunulmazlığına karşı suçlar içinde kasten yaralama, mal varlığına karşı suçlar içerisinde çeşitli başlıklarda işlenen hırsızlıklarda ortaya çıkıyor. İlçenin suç istatistikleri benzer birimler, yani diğer ilçelerle karşılaştırdığımızda sanılanın aksine oldukça düşük düzeyde. Mücadele birimlerinin suçu önlemede göreli başarılı oldukları, suç sayılarında stabilleşen bir düşüş eğiliminin olduğu görülüyor. Sanılanın aksine yabancı popülasyonun suç eylemine karışma düzeyi düşük. Buna karşın bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında artış eğiliminin olduğunu görüyoruz. İlçede bilişim yoluyla işlenen suçlarda genel eğilime paralel bir artış var. 2018 yılı sonrası göreli bu artışın henüz toplumsal bir panik yaratacak düzeyde olmamakla birlikte izlenmesi ve kontrol altına alınması gerektiğini düşünüyoruz. Çalışmamızın daha sağlıklı bir olması için, bir yere oturması için 2023 ve 2024 verilerine ihtiyaç duyuyoruz. İlçede uyuşturucu madde ile ilgili bir suçu kaydını polis istatistiklerinde göremedik. O daha çok narkotik şubeye devredildi, uzman birimlere devredildiği için böyle. Eldeki siyah rakamların ortaya çıkması, yani bu rakamlar gerçeği mi yansıtıyor? Gizli kalmış suçlar var mı, yok mu? Bunların ortaya çıkartılması için devlet kurum temsilcileri, muhtarlıklar, sivil toplum kuruluşları, kanaat önderleri ve yerel medya temsilcileriyle yüz yüze yapılacak görüşmeler ile mümkün olacak. Bu araştırmamızın ikinci etabı olarak planlandı bizim çerçevemizde. Ben bu kadarla bitiriyorum Sayın Hocam. Teşekkür ediyorum. Çalışmamız henüz daha bitmedi. Bundan sadece istatistik rakamlar. Aslında bundan sonra hocamın da belirttiği adreslerle görüşerek çalışmamızı ilgili kurumlarımıza öneriler sunacak şekilde geliştireceğiz. Hocam teşekkür ediyorum. Şimdi de ilk uluslararası konuşmacımız var. Gerçi aramızdan birisi Sayın Doktor Öğretim Üyesi Soteri Kalfoğlu. Çok da güzel Türkçe konuşuyor. Bize suça çok disiplin yaklaşım konusunu anlatacak. Kendisi Yeni Yüzyıl Üniversitesi'nden geldi. Hocam buyurun. Çok teşekkür ederim. Öncelikle bana bu daveti verdiğiniz için ve burada konuşmamı istediğiniz için ben çok teşekkür ediyorum. Şimdi şöyle, aslında şu biraz suça çok disiplinli yaklaşımdan bahsetmek istiyorum size. Çünkü biliyorsunuz suç dediğimiz zaman aslında çok dinamik bir şeyden bahsediyoruz. Aslında çok geniş bir kavramdan bahsediyoruz. Yani biz biraz kolaya kaçıyoruz suç derken. Ama buna gerçekten çok disiplinli bir yaklaşımımızın olması gerekiyor ve bu sadece kriminalistik alanında değil, ayrıca kriminoloji alanında da bunu getirmemiz gerekiyor. Peki Türkiye'de aslında bizim en karşılaştığımız en büyük problemlerden biri, kriminoloji ile kriminalistik arasındaki farkı genelde bilmiyoruz. Bilmemizin nedeni de gayet, ikisi çok birbirine benzeyen kelimeler ama ikisi temel olarak baktığımız zaman birbirinden çok ama çok farklı iki alandan bahsediyoruz. Kriminalistik peki neydi? Kriminalistik aslında bulunan bulguların çeşitli yöntemlerle, bilimsel yöntemlerle suçun aydınlatılması için laboratuvar ortamlarında delilleştirilmesine, aslında bu kriminalistik buna yarıyor diyebiliriz. Peki kriminoloji dediğimiz zaman neden bahsediyoruz? Kriminoloji aslında bu suç nasıl bir şey diye bakıyoruz. Yani çok daha genel, çok daha sosyal yönden bakıldığı düşünülen bir bilim dalıdır. Suçlar neden meydana gelir? Kim suç işler? Acaba bu suçları engellemenin bir yolu var mıdır? Bir risk var mıdır? Bu riske karşı nasıl önlemler alabiliriz diye baktığımız alanımız kriminoloji alanıdır. Ve dediğim gibi kriminolojinin uğraştığı şey suç, suç bilimi ve suç dediğimiz şeyin, şarjımız bitti, bir şey olmaz. Suç dediğimiz kavram da biliyorsunuz çok dinamik bir kavram, çok zor bir kavram. Peki baktığımız zaman temel olarak suç nedir? Kanunlarda açıkça bir eylemin yapılması veya yapılmaması yasaklanan bir şeydir suç. Yani suç dediğimiz zaman kanunlarda yazması gerekiyor. Bir de bizim bir sapma
kavramımız var ki bunlar kriminoloji açısından çok ama çok önemli. Sapma nedir peki? Toplumsal normlara, örf ve adetlere uygun olmayan davranışlar sergileyen insanlardan bahsediyoruz aslında. Ve şöyle de bir şeyimiz var. Her suç bir sapmadır ama her sapma bir suç değildir. Bu da bizim için önemli bir şey. Çünkü suç dediğimiz gibi değişen bir kavram olabiliyor. Nedir? Bugün suç olan yarın suç olmayabilir. Dün suç olmayan yarın suç olabilir. Mesela diyelim ki zina. Zina eskiden suç muydu? Evet, suçtu. Şu anda suç mu? Hayır. Peki sapma mıdır? Normal olarak karşılanıyor mu toplumda? Normal olarak karşılanmayan bir durum aslında baktığımız zaman örf ve adete. Veya sigara içme. Eskiden her yerde sigara içilebiliyordu. Ama bugün kapalı alanlarda vesaire vesaire sigara içemiyoruz. O yüzden suç çok ama çok dinamik bir kavram ve buna dikkat etmemiz lazım. Şimdi aslında ben size kriminolojinin biraz geleceğinden bahsedeceğim ama geleceğine gelmek için biraz tarihinden çok 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 kısa bahsetmek istiyorum. Kriminolojide klasik kriminoloji bizim birkaç okulumuz vardır. Çünkü biliyorsunuz sosyal bilimlerde okullar çok ama çok önemlidir. Bizim bir klasik kriminoloji kurucusu da Beccaria dediğimiz bir kişidir. Klasik kriminoloji suça bakar, suçun nasıl çıktığına bakar, suçu anlamaya çalışır, suçlunun kim olduğunu anlamaya çalışır ve suça nasıl cezalar verilmesi gerektiğini düşünen bir bilim dalıdır. Pozitivist kriminoloji ise eskiden yani 1800'lerden 1940'lara kadar çok önemli roller oynamış. Ancak günümüzde çok kötü bakılan bir durumdur. Neden? Aslında fen bilimlerindeki gibi sosyal bilimlerde de nasıl fen bilimlerinde matematikte mesela 2 artı 2 eşittir 4 diyebiliyorsak aynı şekilde kriminolojik açıdan baktığımız zaman da insanları, toplumu anlayabilmemiz mümkün denilen bir akımdan bahsediyoruz. Ve Lombroso aslında kendi zamanı için önemli şeyler yapmış ancak biraz eksik olarak yapmış bir adamdır. O da şöyle bir şey yapmıştır. Ben suçun kaynağını buldum. Ben suçlu insanın kim olduğunu buldum. Atavistik insan olarak onları adlandırıyor. Ve şöyle bir şey söylüyor. Eğer ilk insana benzeyen karakteristikleriniz varsa, yani güçlü bir çeneniz varsa, elmacık kemikleriniz büyükse, bir kolunuz diğer kolunuzdan uzunsa gibi antropometrik olarak aslında kimin suçlu olup olmayacağını bulduğunu iddia ediyordu. Ve bunu da ne yaparak? Dediğimiz gibi pozitivist olabilmesi için bir deney yapılması gerekiyordu. Bunu da aslında hapishanelerde yaptı. Ancak bu tabii ki sizce doğru olabilir mi? Yani yakışıklı olmamanız, benim kısa olmam, bir kolumun bir kolumdan daha uzun olması nedeniyle ben kimin suç işleyip işlemediğini bulabilecek miyim? Tabii ki maalesef böyle bir durum olmadı. Aynı şekilde zeka ve suç oranında bayağı bir laflar edildi pozitivist kriminoloji açısından. İşte genelde suç işleyenlerin IQ'sunun çok ama çok düşük olduğunu, işte 40'ların altında olması gerektiğini savunan insanlar oldu. Ama günümüzde özellikle dijital suçlara baktığımız, siber suçlara baktığımız zaman suç işlemek için çok ciddi IQ'larda gerektiğini biliyoruz. O zaman şöyle bir şey diyebilir miyiz aslında? 2 artı 2 eşittir 3 olabiliyor mu sosyal hayatta, toplumda, topluma baktığımız zaman? Evet. Çünkü her toplumun birçok şeyi, yani kültürü, dini, konuştuğu dil farklı oldukça her toplumun kendine özgü özellikleri olacaktır. Peki günümüzdeki kriminolojiye baktığımız zaman nasıl bir şey görüyoruz? Şunu görüyoruz. Sadece sosyal bilimlerin ve işte sosyologlardan tutun psikologlara ama genel olarak sosyal bilimcilerin uğraştığı bir bilim alanından bahsediyoruz. Bu dünyada da bu şekilde gidiyor. Peki bu problem mi? Evet, artık günümüzde bu biraz problem olmaya başladı. Çünkü bildiğiniz üzere biz genelde çevre ve suç ile ilişkili çok çalışmalar yaparız. Kriminolojinin de asıl temeli budur. Ancak bu yetmiyor arkadaşlar. Bu da şöyle bir şey.
Adli bilimler çok geniş bir şemsiye. Ve adli bilimlerde genelde her zaman sosyal bilimler ile fen bilimleri arasında çok ciddi bir duvar var. Ve bu duvarın artık kırılması gerektiğine inanıyoruz. O da neden? Çünkü eskiden fen bilimleri dediğimiz gibi sadece kriminalistik alanıyla ilgilenirlerdi. Ancak uzun bir zamandır bu durum sadece böyle değil. Fen bilimlerinin de bütün adli bilimlerdeki fen bilimlerine baktığımız zaman artık suçun neden meydana geldiğini çok çeşitli şekillerde araştırmaya başlamışlardır. Mesela diyelim ki epigenetik. Acaba epigenetiğin bir şeyi var mıdır? Genetik zaten bakılıyordu uzun zamandır. Nöroloji, nörolojik bir şeyin aslında suça neden olup olamayacağı araştırılıyor. Ve biz eğer bu duvarı kaldıramazsak o zaman gerçekten suçu anlamak çok ama çok zor olacak. O yüzden interdisipliner kriminoloji dediğimiz bir şey bizim bu biyososyal kriminolojiyi artık ülkemize getirmemiz gerekiyor. Ve kriminologlar olarak hem fen bilimlerinden anlayıp hem sosyal bilimlerden anlayıp suçu aslında bizim bir köprü görevi görmemiz gerekiyor. Biyososyal kriminologlar olarak. O yüzden bugün hani bu sempozyum vasıtasıyla eğer kriminolojiyle ilgilenen arkadaşlar varsa lütfen bu biyososyal olabilmenin ve bu iki önemli alanı bir arada çalıştırmaya çalışmak için bir köprü olarak kriminolojiyi görmelerini isterim ve size çok teşekkür ederim. Evet, Sayın Soteri Kapı'na çok teşekkür ediyorum. Sorumuz var mı acaba? Yani mutlaka sorumuz vardır. Çünkü soru cevapları en sona var. Buyurun. Mikrofon varsa şeye iletelim. Soruyu soran arkadaşımıza. Soruyu soran arkadaş kendisini tanıtırsa seviniriz. Merhaba. Öncelikle ben Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri Programı'nda öğretim görevlisiyim. Ayşenur Uçar. Sunumunuz gerçekten çok güzeldi. Teşekkür ederim. Ben sadece birkaç deneyimi paylaşmak istiyorum. Sosyal hizmet mezunuyum ve Bakırköy Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde staj yapmıştım. Hocamın anlattığı konu üzerine aslında söyleyecektim ama inşallah unutmamışımdır. Şimdi genelde şey zannediyorlar, işte bütün akıl hastaları olarak, çok doğru bir tanım değil ama halk dilinde o şekilde geçtiği için söylüyorum, suça meyillidir. Tamamen doğru değil. Şöyle, atak dönemleri dışında aslında hepsi suça meyilli değil. Sadece atak döneminde yaşadıkları sanrılar sebebiyle ve onun dışında da az önce bahsedildiği gibi alkol ve madde kullanımı yaygın olduğu için. Şimdi hasta olmayan bireyler gerçekle bağlantısını koparmak için aslında alkol ve maddeye yöneliyor. Hasta olan bireyler de o sanrılarından uzaklaşmak için. Şimdi şizofreni hastalığı hepimiz duyuyoruz, aslında hepimiz merak ediyoruz. Benim de çok ilgilendiğim bir alandı. Şöyle tanımlayayım herkesin anlayacağı şekilde. Beynimizdeki sinir hücreleri arasında boşluklar var. Bu boşluklardan işte bu algı dediğimiz yönetimin gerçekleşmesi için o elektrik akımının impulslar üzerinden geçmesi gerekiyor. Ama böyle hastalıklara sahip bireylerde bu boşluklar çok fazla. O yüzden doğru şekilde iletilemediği için beyin orada bir uydurma yöntemine gidiyor. Evet, toparlayalım. Evet. O yüzden de böyle sanrılar yaşıyorlar. Mesela benim karşılaştığım hastalarda çok yaygın bir şey vardı. Genelde mesela hani diyoruz ya işte bütün şizofreniler aynı gibi ya da işte bipolar bozukluğu olanlar aynı gibi değil. Tamamen gerçekten insanın kendinde bulunan karakteristik özellikleri hastalıkla da devam ediyor. Yani iyisi var, kötüsü var, anlayışlısı var, işte öfkelisi var vesaire. Mesela alkol ve madde kullanımı üzerine konuşmak istiyorum. Çok 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 yaygınlaştı. Artık hasta birey, normal birey ayrımı maalesef yapılamıyor. Önceden İstanbul'da mesela işte kapkaçtan korkuyorduk, hırsızlıktan, tacizden korkuyorduk. Artık insanların bu madde kullanımı sebebiyle yaptığı şeylerden korkar olduk. Teşekkür ederiz. Bu suçlar karşısında, evet suç diye bir şey var, tamam çok uzatmak istemiyorum. Emniyet mensuplarına sormak istiyorum. Bu kadar yaygınlaşan, bu kadar kolay oluşan... Başka arkadaşların soru hakkı var. Bu korsan konferans için teşekkür ederiz. Neler yapılıyor? Yani çözmek için neler yapıyorsunuz? Evet. Ben bunu merak ediyorum önüne evet. Geçmek için. Buyurun hocam siz. İki tane yorum yapacağım. Birincisi,
hakim herhangi bir kişinin suçlu tımarhaneye mi gönderecek, hapishaneye mi gönderecek karar vermesi hiç, işte hocam ona karar verecek. Adli tıp dediğimiz bir şey var. Dolayısıyla suç gerçeği belli bir IQ'nun üzerinde olan ve kişilik bozukluğu sahibi olan eylemlere ve de kataloglanmış olması gereken şey suç olacak. Onun dışında akıl hastası, şizofreninin yaptığı işe suç denmiyor benim bildiğim kadarıyla. Çünkü o adli tıba gidecek vesaire. Birinci söyleyeceğim bu. İkincisi, hocam çok güzel bir sunum yaptı. Orada eğer toplam nüfusa bölerseniz, belli bir yüzdeyle ifade ederseniz, o zaman sizin sayılar daha anlamlı olacak diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Bunları yaptık sayın hocam. Fakat tamam, anlaştık. Anlattıysa tamam, oldu. Teşekkür ederim. Sağ olun hocam. Evet, başka soru var mı acaba? Evet, herkesin sabrı herhalde son noktasına geldi. Efendim? Buyurun, sorsun. Buyurun. Mikrofonu uzatabilir hocam, miyiz? Hocam, sunumlarınız için teşekkür ederiz. Bebek çocuk öldürenler cinsel istismarı çok arttı. Bu neden olduğunların konusunda neler düşünüyorsunuz? Neden katil bulunamıyor? Evet, kim cevaplamak ister? Cinsel suçlar neden arttığına dair? Buradaki çocuk istismarı, bizim hocam, elimizdeki verilerdeki çocuk istismarı büyük çoğunlukla zannediyorum yabancıların yabancı popülasyonun artışı ve oradaki kaynak toplumları, köken toplumlarında evlilik yaşının düşük olmasıyla ilgili. Bunu araştırmanın ikinci evresinde göreceğiz ama oralar, yani Suriye kökenliler çoğunlukta, işte 14 yaşındaki, 16 yaşından küçüklerle Türkiye'de evlenmek yasak iken buralarda bunlar mümkün. Dolayısıyla bunlar tabii daha sonra hamilelik vesaireyle birlikte hastaneye gidince hemen hekimin bildirme zorunluluğu başlıyor. Ve çocuğun cinsel istismarı olarak şeye yansıyor. Bu tabii çocuğun cinsel istismarıdır. Ama kültürel bir şey var. Onu dikkate almak gerekiyor. Bizim yasal düzenlemelerimizde, farklı toplumlardaki yasal düzenlemeler, kültürel normlar farklı. Bunu düşünmek gerekir. Araştırmada bunlar çıkacak ama şu anda neden çok onu söylemek mümkün değil. Henüz orada değiliz. Teşekkür ederim. Başka cevap vermek isteyen ya da soru var mı? Evet, en arkada bir katılımcımız var. Buyurun. Emekli Jandarma Albay Doktor Murat Kaçanlı. Ben buyurun. Az önce sorulan soruya bir hocamızın yorumuna katkı sunmak amacıyla sözü aldım. Ben de öğrenirse bununla ilgili bir sunum yapacağım. Özellikle düzensiz göçmenin işlediği cinsel suçların üzerine bir analiz. Benim aynı zamanda doktor tezim bu anlamda. Evet. Özellikle Jandarma bölgesinde de böyle bir tespit var. 2012-2021 yıllarında özellikle Afgan uyruklar başta olmak üzere işlediği cinsel suçlar üzerine bir yoğunluk var. Bunu özellikle hocamın da söylediği gibi temelinde Türk toplumu ile kendi kaynak ülkündeki kültürel normlar arasındaki derin farklılıklar kaynaklanıyor. Ve uyum sürecinde devam etmesi ve uyumsuzluk davranışının öne çıkması da özellikle Türk toplumundaki yasa ve değer normlar arasındaki farklılıklar özellikle bu tür düzensiz göçmenlerin bu tür davranışlar sergilemesine sebep olabiliyor. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Başka soru yoksa sabrınızı zorlamayalım. Evet, buyurun. Buyurun, sen zaten her zaman torpilisin canım. Teşekkür ederim. Buyur Burak. Burak Elagel, sosyoloji bölümündeyim ben hocam. Sosyolojiyle de doğrudan alakalı tahmin edeceğiniz üzere. Benim sorum ikinize de öncelikle. Kriminolojiyle alakalı toplumda bazı sorunlar tabu olarak görülmeye devam ediyor ve sosyoloji alanında en azından metodolojik olarak bir kriz var ve veri bulmakta zorlanıyoruz. Ya da nitelicel araştırmalarda insanlar açık bir şekilde kendilerini ifade etmekten de çekiniyorlar. Siz bu krizi nasıl çözüyorsunuz? Araştırmanızda işte verilerinizi nereden buluyorsunuz? Ya da psikolog ve sosyologlara nasıl bir tavsiyede bulunmak istersiniz? Tabii suç, konu suç olunca mutlaka resmi istatistiklere, resmi rakamlara ihtiyaç var. Fakat sunumumda da söylediğim gibi kara rakamların oranını bilemiyoruz. Siyah rakamın oranı ise ancak toplumda oluşan algıyı ölçümleme ile mümkün. O yüzden mutlaka
toplumda temsil niteliği olan kimselerle görüşüp bu algıyı, biz hırsızlıkta ciddi bir düşüş görüyoruz. Yani 1200'de 2016 yılında başlayan rakamın 2022'de 400'e düştüğünü görüyoruz. Artması gerekirken ciddi bir şekilde düşme eğiliminde. Bunu ama toplumda temsil kabiliyeti olan kişilerden gerçekten böyle mi değil mi ölçümlemek lazım. Bunun için de çeşitli esasen nitel verileri nicelleştirici programlar var, istatistik programlar, MaxCuda gibi, SPSS gibi, bunlar da kodlama yaparak, şimdi böyle bir imkanımız da var. İşte hocamız modelleme yapmış, matematiksel modellemeler yapılarak nicelleştirilebilir diye düşünüyorum. Ama mutlaka yüz yüze görüşmelerin, İşte kartopu şekliyle gelişecek görüşmelerin araştırmaya katılması gerekiyor. Temsil kabiliyeti olan kişilerin tespit edilip. Evet, Sayın Dekanımız Ulvi Hocam, buyurun. Şimdi ben Alaaddin Hoca'ya yönelik olarak soracağım. Şimdi çeşitli ruhi bozukluklar karşımıza çıkıyor. Ve bunlar insanlara zarar veriyor. Ve bunlar hiç suçlu olarak kabul edilmeden serbest bırakılıyor. Yeni insanlara aynı tecavüzler gene karşımıza çıkıyor. Bu insanları nasıl durdurmak söz konusu olabiliyor? Bu hususta var mı bir gelişme? Yoksa bunlar yine önüne geleni öldürmeye devam edecekler mi? Yani cevap verilmesi zor bir soru. Şimdi bizim esas aldığımız nokta şu, suç işlendiği zaman ayırt etme yeteneğini bozan bir hastalık içerisinde mi kişi? Eğer böyle bir şey değilse, yani bu bir akıl hastalığı gibi, aktif dönemde şizofren gibi, bir manik atak gibi ya da depresyondaki bir takım hezeyanlarla ilgili durumlar gibi, böyle bir şey yoksa bu kişilerin biz ceza ehliyetini düşürmüyoruz, tam diyoruz. Dolayısıyla da mahkemeye gönderdiğimiz zaman mahkemede gerekli cezayı veriyor, ama yani bunun engellenmesi noktası daha toplumsal bir nokta. Teşekkür ederim. Başka? Kübra, sen sanki bir şey soracak gibi oldun, vazgeçtin, demek cevabı aldın. Evet, daha fazla sabrınızı zorlamayalım. Saat 2'de yeni oturumumuzda Sayın Dinçer Atlı hocamız, direktör yardımcımız, oturum başkanı olacak. Saat 2'de tekrar görüşmek üzere. Bir öğlen arası veriyoruz. 2'de görüşüyoruz. Değerli bu konuşmacılarımıza çok teşekkür ediyoruz. Öğle arası vermeden önce konuşmacılarımıza çiçek ve plaket takdimimiz olacak. Çiçek ve plaket takdimleri için üniversitemiz mütevelli heyet üyesi Sayın Levent Özyurt ve Esenyurt İlçe Emniyet Müdürü Sayın Özay Kayhan'ı sahneye davet ediyorum.
Thank you.